Değerli misafirler ve basınımızın güzide de temsilcileri. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyor. AK Parti'nin 6. olağan kongresinin, Seyit Kemal'in 2. olağan ilçe kongresinin hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Muğla'da AK Parti bayrağının en fazla dalgalandığı en büyük ilçeye Seyit Kemal'e hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce Allahu Ekber ve Ne Mutlu Türk'ün nidalarıyla 15 Temmuz gecesinin karanlığında bir ışık gibi parlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de buradan selamlarımı gönderiyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. 14 Temmuz 2014 tarihinde ilk ilçe başkanı atandığım zamanki duygularımdan, hissiyatımdan, coşkumdan, şevkimden daha fazla aşk ve şevk içindeyim. Çünkü bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol yürüyecek olmaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Geçen 3 senelik süre zarfında 7 Haziran, 1 Kasım, 15 Temmuz hain kalkışma ve 16 Nisan halk oylamasını geçirdik. Bir ilçe başkanı, bir ilçe teşkilatı olarak yaşanabilecek olayların aşağı yukarı hepsini yaşadık. 7 Haziran'da Seydi Kemer'de %47 oy oranına ulaşmamıza rağmen AK Parti tek bakışına iktidar olamadığı için üzüntüden uyuyamadık. 1 Kasım'da %53 oy oranıyla AK Parti tek başına Türkiye genelinde iktidar oldu. Bu sefer sevinçten uyuyamadık. 15 Temmuz hain gecede hep beraber eşimizle dostumuzla helalleşip sokaklara çıktık ve Allah'ıma hamdolsun sabahında aydınlık bir güne uyandık. Ve en son 16 Nisan'da Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olacak olan 16 Nisan'dan yüzümüzün akıyla çıktık. Artık önümüzde 2023 hedefleri doğrultusunda 2019 yerel seçimleri ve 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 16 Nisan bize gösterdi ki 2019'daki seçimler daha zor ve daha sert geçecek. Bu davaya gönül veren herkes elini taşın altına sokmalı, kişisel münasebetlerini bir yana bırakarak kenetlenmeli ve daha güçlü bir AK Parti için çalışmalıdır. Artık yüksek oy oranına ulaşmanın bir manası yok. %50 artı bir oy alamazsak seçimlerde başarısız olacağız. Biz ilçe teşkilatı olarak kongremiz bittikten sonra şu kapıdan çıkar çıkmaz eskisinden daha fazla çalışmaya başlayacağız. Çünkü daha yeni bir kurulmuş ilçenin ilçe teşkilatı olarak daha yolun çok başındayız. Ne yoruldum demeye ne de yorulmaya hakkımız yok. Şimdi geçmişteki başarıları bir kenara bırakma zamanı ve önümüze bakma zamanı. Yeni başarılar, yeni hizmetler kazanmak için durmak yok, yola devam. Seydi Kemer'de birçok hizmeti gerçekleştirmeye muvaffakiyet gösterdik. Sosyal güvenlik hizmet binası, trafik tescil, mal müdürlüğüne bağlı vergi birimi, noter, bu birimleri Seydi Kemer'imize kazandırdık. En son hükümet konağının yer teslimi yapıldı ve yakın bir zamanda inşaatına başlanacak. Umut ediyorum 2018 yılı içinde belediye hizmet binasının da inşaatına başlayacağız. 2 adet köprünün ihalesi tamamlandı. Seydi Kemer'e yakışır, kemer motifli, Selçuklu mimarisine uygun 2 adet köprüyü Seydi Kemer'e gelecek sene içinde kazandırmış olacağız. Yeni dönemimizde en büyük hedefimiz bölgemizin ihtiyacı olan bir bölge hastanesini Seydi Kemer'e kazandırmak. Ben birazdan milletvekillerimiz de verecektir ama önce konuşma sırası bende olduğu için müjdesini ben vereyim. Sağlık Bakanımızdan Seydi Kemer sınırları içinde bölge hastanesi niteliğinde bir hastane yaptırma, 2018'de hastane yaptırmak için söz almış bulunmaktayız. Belediye başkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Şu an Seydi Kemer öğrenci taşımasının en çok yapıldığı ilçe. Bunun öncelikli sebebi türünde okullar olmaması, teknik liseler olmaması. Yeni dönemde Seydi Kemer'e yeni okullar kazandırmak için uğraşacağız, çalışacağız.
Bu sene sonuna ya da gelecek sene başlarında Seydi Kemal Yüksek Okulu'nun temeli atılacak. Ayrıca Seydi Kemal'de şu an TOKİ çalışmalar yapıyor. TOKİ konutlarının Seydi Kemal'e kazandırılmasından takipçisi olacağız. Yeni dönemde beni bu göreve tekrar layık gören öncelikle genel merkezimize, desteklerini hiç esirgemeyen sürekli baba oğul ilişkisi içinde olduğumuz belediye başkanımız Sayın Yakup Otgöz'e, değerli il başkanım, kıymetli abim Sayın Kadem Mete'ye, milletvekillerimiz Sayın Hasan Özcere, Sayın Nihat Öztürk'e ve her seçimde bizi destekleyen, boynumuzu hiç bükmeyen Seydi Kemal halkına ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve bir teşekkür de evde sürekli kahramı çeken eşim Gizem Hanım'a buradan bir borç bilirim. Genel merkezimizin aldığı kararla yönetim kurulu üye sayımız 25'ten 20'ye düştü. Geçen dönem görev yapan, bu dönem görev yapamayacak arkadaşlarımız var. Ben onlara teşekkür ederken yeni dönemde görev yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Ancak bu teşekkürümü yanlış anlayıp artık bizim görevimiz bitti, bir kenara çekileyim olarak almasınlar. Görev bitmiş olabilir ama davamız devam ediyor. Hepinizin bildiği üzere bu dava samimi ve beklentisiz, gece gündüz koşan inanmış insanların davası. Bu dava Allah sizlerden razı olsun duasını almak için çabalayan insanların davası. Bu dava dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun gözyaşını silme derdinde olanların davası. Bu dava merhum Cemil Meriç'in ifadesiyle zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur anlayışını benimsemiş insanların davası.